Merhaba sevgili gençler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Sosyal bilgiler dersi için hazırlanmış 4. sınıf 2. dönem 1. sınav yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Sonuna kadar takip edin çünkü bu yazılı soruları büyük ihtimalle sınavda karşınıza çıkacak. Bunların aynısı çıkmasa bile değiştirmiş hali mutlaka karşımıza gelecek. Şimdiden sizlere başarılar diliyoruz ve 1. sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Teknolojik ürünler için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz diyor. Hayatımızı kolaylaştırır. Evet doğru. Bilimsel çalışmalara paralel olarak gelişir. Evet bu da doğru. Üretimin azalmasına neden olur. Hayır üretimin azalmasına değil artmasına neden olur. Teknolojik ürünlerde yaşamın her alanında yararlanabiliriz. Evet bu da doğru. Üretimin azalmasına neden olmaz. Artmasına neden olur arkadaşlar. Doğru cevap C. 2. Aşağıda verilen ürünlerden hangisi eğitim alanında kullanılan bir ürün değildir diyor arkadaşlar. Tepegöz kullanıyor muyuz? Evet. Fotokopi cihazını evet kullanıyoruz. Projeksiyonu kullanıyoruz. Ama röntgen cihazı eğitimde değil. Nerede kullanırız arkadaşlar? Sağlıkta kullanırız değil mi? Doğru cevap D seçeneği. 3. sorumuza geçelim. Takvimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Yanlış olanı bulmamız isteniyor. Ülkemizde hicri takvimden önce miladi takvim kullanılmaktaydı. Hayır, yanlış arkadaşlar. Hicri takvim, miladi takvim 1926'dan itibaren kullanmaya başladık ve hala kullanıyoruz. Hicri takvim, miladi takvimden sonra değil, önce kullanılıyordu. A kesinlikle yanlış. Ne diyor? Ülkemizde hicri takvimden önce miladi takvim kullanılmaktaydı. Hayır, tam tersi arkadaşlar. Hicriden sonra milli takvim kullanılmaya başladı. Miladi takvim kullanılmaya başladı. 4. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklılık gösterir diyor. Telefon, iletişim. Burada çay makinesi mi? Çay makinesi var arkadaşlar ya da mikser gibi bir şey. Mikser ya da çay makinesi. Bu iletişim değil, küçük ev aleti. Televizyon, iletişim. Radyo, iletişim. Burada farklı olan, iletişim olmayan hangisi arkadaşlar? Çay makinesi. Geçelim 5. sorumuza. Türkiye'de ilk demir yolu 1866 yılında hangi iller arasında döşenmiştir diyor. Çok ayrıntı bir bilgi aslında. Eskişehir, Bursa, İstanbul, İzmir, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın. Evet ilk demir yolu 1866 yılında arkadaşlar İzmir ile Aydın arasında döşenmiştir. Doğru cevap D. Bunu not edin. Birçok yerde bunu bulamayabilirsiniz. 6. soru. Aşağıda verilen takvimlerden hangisi ayın dünya çevresinde hareketi esas alınarak oluşturulmuştur? Yani hangisi ay yılı esaslı takvimdir diyor arkadaşlar. Miladi, Rumi, Hicri, Güneş. Evet 622 yılında Hazreti Osman zamanında oluşturulan Hicri takvim arkadaşlar ay yılını hesaplanarak hazırlanmış olan bir takvimdir. Doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Geçelim 7. soruya. Aşağıdaki teknolojik ürünlerin hangisi diğerlerine farklı bir alanda kullanılır? Bakalım. Tomografi sağlıkta kullanılır. Fotokopi eğitimde kullanılır. Ultrason sağlıkta kullanılır. Steteskop sağlıkta kullanılır. O halde burada değişik olan hangisidir sadece arkadaşlar? Fotokopi cihazı değişik bir alanda kullanılır. Eğitim alanında seçenekler çıkmamış bunun da. Neyse fark etmez. Değişik olan hangisidir? Fotokopi cihazı. Diğerleri sağlık alanında kullanılır. Doğru cevap fotokopi cihazı. 8. sorumuzu cevaplandıralım. Aşağıdakilerden hangisi tabiatta yani doğada yok olma süresi diğerlerinden daha uzundur? Yani ne diyor arkadaşlar? Doğaya attığımız zaman hangisi doğaya daha fazla zarar verir diyor. Plastik mi, kağıt mı, teneke mi, ağaç yaprakları mı? Burada en çabuk yok olan ağaç yapraklarıdır. Ondan sonra kağıttır, ondan sonra teneke. Doğada en uzun kalan ve en çok zarar veren arkadaşlar plastiktir. En az 200 yıl bir zamana ihtiyaç var plastiğin yok olması için. Doğru cevap plastik. Geçelim 9. sorumuza. İnsanların zamanı ölçmek istemelerinin temel nedenini soruyor. İnsanlar neden saat, takvim gibi şeylere ihtiyaç duymuşlardır? Güneşe, konumuna bakarak zamanı ayarlıyorlardı. Evet ama düzensiz oluyordu değil mi? Hayatlarını, yaşamlarını daha düzenli hale getirmek için hangi işi, hangi saat zaman içerisinde yapmaları gerektiğini öğrenmek, belirlemek için saat ve takvime ihtiyaç duymuşlardır. O halde cevap ne olacak? Yaşamlarını düzene koymak için zamanı ölçmek istemişlerdir. Geçelim 10. soruya.
Aşağıdakilerden hangisi? İnsanların yapmış olduğu icatlara örnek olamaz. İcat ne demektir? Daha önce olmayan ve insanlar tarafından var edilen şeyler. Bitki saplarından sepet yapmak, bu bir icattır. Topraktan çömlek yapmak, bu bir icattır. Hayvanları bir araya toplamak, hayvan zaten var. Yoktan var edilmemiş bir araya topluyor, bu bir icat değil. Su kabında yemek kabı yapmak, bu bir icattır. Hayvanları toplamak bir icat değil, sadece yapılan bir iştir arkadaşlar. Yoktan var edilmesi gerekiyor bir şeyin icat sayılması için. Geçiyoruz 11. soruya. Görme özürlülerin kullandıkları alfabenin adı nedir? Morse, Braille, Latin, Uygur alfabesi. Elbette ki noktalardan oluşan değil mi arkadaşlar? Dokunularak hissedilen kabartmalardan, daha doğrusu kabarık kabarık. Siz de görmüşsünüzdür, öğretmeniniz göstermiştir. Biz buna Braille alfabesi deriz arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. 12. soru. Zamanın gün, ay ya da yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir şekilde kronolojik sıraya konulmasına ne denir arkadaşlar? Noktalı yere ne getirilir diyor. Elbette ki biz buna ne diyoruz? Saat mi, takvim mi? Takvim denir değil mi? Çünkü ne diyor? Zamanın gün, ay ya da yıl. Gün, ay ya da yılı biz nerede görürüz? Takvimde görürüz. 13. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılamaz? Kağıt, teneke, yemek artı, cam. Evet, kağıt atılır, teneke atılır, cam atılır. Ama yemek artı geri dönüşüm kutusuna değil, çöp kutusuna atılır arkadaşlar, değil mi? Hemen geçelim 14. sorumuza. Günümüzde internet aracılığı ile yapılan haberleşmelerde hangi adres kullanılır? Evet, internet posta adresi kullanılır değil mi? Ev adresi, iş adresi, posta kutusu, hayır. Elektronik posta adresi. Biz buna ne diyoruz? E-posta adresi diyoruz. Doğru cevap D seçeneği. 15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet, mucit ve icat eşleştirmesi yapılmış. Alexander Graham Bell, telefon, bu doğru. Marconi buharlı tren. Marconi buharlı treni mi yaptı arkadaşlar? Hayır, Marconi telsiz ve radyonun mucididir değil mi? Bu yanlış ve sonra da intihar etmiştir. Doğru cevap B. Thomas Edison ampul, doğru. Louis Pasteur kuduz aşısı, doğru. Doğru cevap B. Marconi buharlı ütü, özür diliyorum, tren eşleştirmesi yanlıştır. Treni ilk icat eden kimdir arkadaşlar? Bridges Adams'tır, treni icat eden. Geçelim 16. sorumuza. İnsanlar karanlık gecelerde aydınlanmak için çeşitli yöntemler ve araçlar kullanmışlardır. Bu yöntemlerin geçmişten günümüze gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, en eski nedir arkadaşlar? Burada bakalım, meşale 1 olması gerekiyor. Meşale en başta olacak. Meşaleden sonra gaz lambası, yok mum gelir, yağ lambası mumdan öncedir. Burada yağ lambası yok. 2 mum, 3 gaz lambası, 4 ampul olacak. O halde 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Nerede var arkadaşlar? A seçeneğinde var. 3, 2, 4, 1. Hata yapmayalım. Mum gaz lambasından önce gelir. Evet, tamam. Doğru cevap A seçeneği. 17. Teknolojik araçları yerinde ve zamanında kullanmak yaşantımızı kolaylaştırır. Ama gereksiz ve zamansız kullandığımız zaman ruh ve beden sağlığımıza da zarar verebilirler. Doğru arkadaşlar. Verilen bilgiler doğrultusunda yanlış kullanımda bize en az zarar verebilecek olan teknolojik araç hangisidir? En az zarar vereni sormuş. Televizyon, cep telefonu, saat, bilgisayar. Burada arkadaşlar televizyonu çok kullandığımız zaman hem zaman sağlığı, hem ruh sağlığı, hem göz sağlığımız bozulur. Cep telefonu her şeye zararlıdır zaten. Bilgisayar yine birçok şeye zararlıdır. Ama en az zararlı olan saat. Hatta zararı olmadığını da söyleyebiliriz değil mi? Doğru cevap C. Geçelim 18. soruya. Öncüller verilmiş. Soru kökü ne diyor arkadaşlar? Yeni bir buzdolabı alan bilinçli tüketicinin yukarıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bilinçli tüketicinin davranışlarını soruyor. Hangilerini yapmalıdır? Yetkili servisi çağırarak kurdurmalı. Evet, bu doğru. Garanti belgesini onaylatmalı. Bu da doğru. Kullanma kılavuzuna yazılı olan kurallara dikkat etmeli. Bu da doğru. Fişi ya da fatura almalı. Bu da doğru. Buzdolabını yerine yerleştirmeli ve kendisi çalıştırmalı. Bu yanlış. Sadece 5 yok arkadaşlar. Sadece 5'in olmadığı. 4, 1, 2, 3. Burada bir oyun yapılmış. 4 öne alınmış. Doğru cevap D seçeneği. Sadece 5 yok.
kendisi açarsa garanti belgesi ölür arkadaşlar, garantiyi kullanamaz. Doğru cevap D. 19 aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde yapmamız gereken bir işlem değil? Ne diyor? Deprem öncesinde hangisini yapmamız gerekmiyor? Deprem çantası. Evet, yapmamız gerekiyor, hazırlamalıyız. Ağır eşyaları sarsıntılarda düşmeyecek biçimde sabitlemek. Evet, yapmamız gerekiyor. Pencereden uzak durmak. Pencereden uzak durmak deprem öncesinde yapmamız gereken bir şey değil. Bu deprem sırasında yapılan bir şey. Deprem sırasında uzak durmalıyız. Yapılan deprem tatbikatlarına katılmak. Evet, doğru cevap C. Pencerelerden uzak durmak deprem öncesinde değil, deprem sırasında yapılan bir şeydir arkadaşlar. Evet, son soruya geldik. Sizden tekrar ricamız, lütfen kanalımıza abone olun ki biz de yeni yazıları, daha doğrusu tüm yazıları size çözelim. Size söz verdik. Her yazılıyı çözeceğiz. Çözmedik, tek bir soru bırakmıyoruz. Size söz verdik ve sözümüzde duruyoruz. Siz de lütfen bize yardımcı olmak için abone olun. Videolarımıza bol bol güzel yorumlar yazın ve videolarımıza like atın. 20. Grafikte bir okuldaki 4 kulübün öğrenci dağılımı verilmiş. Buna göre bu okulda en çok ve en az ilgi gören kulüpler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? En çok ilgi görene bakıyoruz arkadaşlar. Spor, gördüğünüz gibi en az bir ilgi gören ise satranç. O halde spor ve satranç seçeneğini işaretliyoruz. Var mı? Evet, B seçeneğinde en çok spor, en az satranç ilgi görüyor. Evet, sınavımız burada bitti. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Hoşça kalın, başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.